Ben avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. 2014 yılında çekilişten Green Card kazandım. Amerika'ya gittim ve 2015 yılının Mart ayında Türkiye'ye döndüm. O tarihten bu yana Amerika'ya hiç giriş çıkış yapmadım. Önümüzdeki ay Amerika'ya gelmek istiyorum. Acaba girişte sorun yaşar mıyım diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki önemli olan durum şu. Bilmeniz gereken. Siz yeşil kart sahibi olduğunuz zaman Amerika'da yaşamak için, ikametgah edebilmek için bu karta sahip olduğunuz zaman burada yaşadığınızı gösteriyor olmanız lazım. Tabi bunların en büyük göstergesi de burada fiziksel olarak bulunup bulunmadığınızdır. Eğer siz Amerika dışında bir yıldan fazla kalıp Amerika'ya gelmezseniz teknik olarak yeşil kartınızı kaybetmiş sayılıyorsunuz. Sizin durumunuzda bu süre ise 2015 yılından, biz şu an 2018 yılındayız. Neredeyse 3 yıldan fazla, 3 yıl ya da 3 yıldan fazla Amerika dışında bulunmuşluğunuz gözüküyor. Bu durumda eğer elinizde hala yeşil kartınız fiziksel olarak bulunduğu için tekrar gelip giriş yapmak isterseniz gümrükteki girişte iki durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi belki görevliler çok ciddi hani büyütmeyebilirler olayı ve sizin normal girişinizi yapabilirler. Ve bu girişinizi yapma noktasında da eğer siz hiçbir sorun yaşamadan Amerika'ya girdiğiniz an bu daha önceki 3 yıllık ülke dışında kalmanızdan dolayı kartı kaybetme sıkıntınız ortadan kalkıyor olacak. Dolayısıyla bunu tabii ki deneyebilirsiniz. Tabii ki bu sizin hakkınız olarak gelip işte gerekçelerinizi dile getirip giriş yapmaya çalışabilirsiniz. Birinci ihtimal dediğim gibi sizi alabilirler ülkeye. Ama ikinci ihtimal sizi almak istemeyebilirler. Statünüzün olmadığını, green kartınıza el koyacaklarını söyleyebilirler. Ve bundan dolayı da tabii ki hakimi görmek hakkınız olduğunu size iletecekler. Eğer siz bu noktada evet ben hakimi görmek istiyorum, green kartı hakkımı da kaybetmek istemiyorum, bunu geri kazanmak istiyorum diyorsanız o zaman sizi göçmenlik mahkemesi sürecine, sınır dışı sürecine sokacaklar. Dolayısıyla buradaki karşılaşacağınız iki durum, İkisinde de aslında ülkeye girebileceksiniz. Birinde yeşil kartınız elinizde olacak. Diğerinde ise yeşil kartınıza el koymuş olacaklar. Ve Amerika'da göçmenlik mahkemelerinde yasal haklarınızı kullanarak bu kartınızı geri almaya çalışacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ama şunu da ekleyebilirim. Eğer siz 3 yıl boyunca neden gelemediğinizi, örnek veriyorum çok ciddi bir sağlık sorunundan dolayı gelemediyseniz, bunlarla ilgili evrak ve belgeleri de bir yere getirip tabii ki Amerikan konsolosluğuna başvuru yapıp ben göçmenlik vizeme tekrar sahip olmak istiyorum ve çok ciddi sebeplerden dolayı gelemedim diye kanıtlayabilirseniz o zaman tabii ki bir problem yaşamadan geleceksiniz. Fakat Amerikan konsolosluklarının bu başvuruları gerçekten onaylama oranları çok düşük, çok ciddi sebepler ve durumlar görmek isteyeceklerdir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.